Başlayabilir miyiz arkadaşlar? Tabii öncelikle bu haftalık değerlendirmemizde seçime dair, seçim sürecine dair kimi paylaşımlar yapacağız. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı bugün galiba Aşık Veysel'in bir türküsüyle başlamış. Uzun ince bir yolda olduğumuzu hatırlatmış. Ben de türkünün devamıyla başlayayım. Gidiyorsun gündüz gece ama bilmiyorsun ne haldesin ve ülkeyi ne hale getirmişsin. Aslında tam o türkünün ifade ettiği, tarif ettiği bir ortamda Türkiye'ye seçime götürülüyor. Değerli arkadaşlar, biz aday başvuru süremizi bitirdik. İllerden başvuruların tamamlanmasıyla birlikte dosyalar genel merkezimize ulaşıyor. Şu anda tasnif ediliyor. Henüz tamamı ulaşmamış olmakla birlikte hafta sonuna kadar, yani yarın itibariyle tümünün geleceğini düşünüyoruz. Şu anda genel merkezimize ulaşmış olan dosyalar tasnif ediliyor. Tabii önümüzdeki günlerde seçim koordinasyonumuz daha ayrıntılı belki bölge dağılımını, meslek dağılımını da ifade edecek, cinsiyet dağılımını, yaş dağılımını ifade edecek paylaşımlar yapacaktır. Ama ben kabaca toplamda 1500 civarında bir dosya olduğunu, bunun yarısına yakın kadın başvurusu olduğunu, 250 civarında genç başvurusu olduğunu, 25 engelli başvurusu olduğunu ve KHK'lıların da yoğun bir talepte bulunduğunu, bu mücadeleye destek ve dayanışma tavırlarını ortaya koyduklarını ifade etmem gerekiyor. Elbette çok olağanüstü koşullarda seçime götürülüyoruz. Bu olağanüstü koşullar aslında seçimin de karakterini, niteliğini ortaya koyuyor. Sadece iki örnek vermekle yetineceğim değerli arkadaşlar. Birisi dün itibariyle parlamentodan geçirilen yetki düzenlemesidir, yetki yasasıdır. Neredeyse 16 Nisan'dan bu yana bir yılın üzerinde süre geçmiş olmasına rağmen bu süre zarfında uyum düzenlemelerini yasayla yapmak mümkünken bunu yapmak yerine KHK ile düzenleme yapmak üzere yetki almak aslında yeni dönemin de işaretidir. Yeni dönemin de nasıl işleyeceğini, yeni dönemde yasama, yürütme ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini ortaya koymaya yetmektedir. Bu tümüyle keyfi bir yaklaşımdır. Bu tutum, bu anlayış, güçler ayrılığının nasıl tasfiye edildiğini, parlamentonun fiilen nasıl işlevsizleştirildiğini ortaya koymaya yetmektedir. Bunu parlamentoda yapmak varken, bunu tercih etmeyip ucu açık bir KHK yetkisi almak aslında 24 Haziran sonrası Türkiye'sinin nasıl olacağına dair, ne hale sokulmak isteneceğine dair çok somut bir göstergedir. Değerli arkadaşlar, bugüne kadarki KHK'ların hangisi usulüne uygun çıkarıldı? Anayasa çok açık biçimde olağanüstü hal ilanının sebebi ile doğrudan ilişkili alanlarda KHK çıkarılabileceğini tarif etmiş olmasına rağmen bugüne kadar bu suç işlendi. Bütün uyarılarımıza rağmen, eleştirilerimize rağmen hem usul açısından hem hukuk devleti anlayışı açısından bunun kabul edilemez olduğunu belirtmiş olmamıza rağmen ısrarla hayatın bütün alanlarını düzenleyen ve o hal ilanıyla hiçbir ilişkisi kurulamayacak alanlarda KHK'lar çıkartıldı. Şimdi meclis kapanırken, seçim kararı alınmışken bir son dakika operasyonuyla böyle bir yetki almak da önümüzdeki dönemin aslında peşinen baştan kaos içerisinde yönetilme eğilimini ortaya koymaktadır. Böyle bir yetki yasası bir kere Türkiye hukuk sisteminde yoktur. Bugüne kadar örneği bulunmamaktadır. Kaldı ki KHK'nın sınırı, kapsamı anayasada açıkça tarif edilmiştir.
yasayla düzenlenmiş, hatta anayasayla tarif edilmiş alanları KHK'yla değiştirmeye kalkmak normlar hiyerarşisini alt üst etmektir, yok etmektir, ortadan kaldırmaktadır. Ankara'da bu olurken Anadolu'da da aslında fiilen seçim kampanyası kamu görevlileri eliyle yürütülmektedir. Başka iddiaları, sandık listeleriyle ilgili kaygıları, endişeleri paylaşmayacağım. Onu önümüzdeki günlerde bilgi aldıkça aktaracağız. Ama sadece Şırnak valisinin kamuoyuna yansıyan, tanıkları bulunan sözlerine dikkat çekmek isterim. Değerli arkadaşlar, bir vali eğer siyaset yapmak istiyorsa tarihinde, gününde istifasını verir. Hangi partiyi kendine yakın hissediyorsa o partiden aday olur, siyaset yapar. Ama eğer vali yanına il ilçe yöneticilerini, iktidar partisinin il ilçe yöneticilerini alarak devlet gücünü kullanıp doğrudan doğruya partimiz aleyhinde bir kampanya yürütürse bunun Türkiye siyasetindeki karşılığını hatırlatırız. Bu tek parti döneminin alışkanlığıdır. Bu 16 Nisan'da kurumsallaştırdıkları parti devleti anlayışının yansımasıdır. Böyle yapanların, böyle davrananların halk nezdinde neye uğradıkları da 1950'lerden beri bilinmektedir. Dolayısıyla da valinin bu tutumunu buradan paylaşıyoruz ve bu tutum karşısında iktidar partisinin de bir açıklama yapma zorunluluğunu, sorumluluğunu ifade etmek istiyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Daha resmen seçim kampanya takvimi başlamamışken valinin bu konuyu kendisine bu kadar dert etmiş olmasını ve doğrudan bir parti adına ve partimiz aleyhine çaba yürütüyor olmasını da kamuoyuyla, toplumla paylaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, biz pazartesi günü hem genel seçimler, milletvekili seçimleriyle ilgili hem cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bildirgemizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ankara'da 14 Mayıs gününde, ki 14 Mayıs biliyorsunuz Türkiye siyasetinde aslında çok partili demokrasi açısından sembolik bir gündür, bir dönüm noktasıdır. Elbette o günden bugüne ne kadar çok partili hayatı kurumsallaştırdık, ne kadar hukuk devletinin gerektirdiği mesafeyi aldık, onu biraz önceki örneklerde ifade etmeye çalıştım. 14 Mayıs günü kamuoyuyla paylaşacağız. Biz şüphesiz seçime giren partiler arasında 16 Nisan referandumu kampanyasında söylediği sözün arkasında duran tutarlı, ilkeli, en net programı sunacağız. En net bildirgeyi seçmenlerimizin dikkatine sunacağız. En net diyorum çünkü muhalefet partileri 16 Nisan'da tek adam keyfi yönetimine karşı tavır takınmış ve hayır oyu vermişlerdi. Biz de bu konudaki söylediğimiz sözün gereği neyse bu seçim kampanyasında onu yapacağız. Bizim açımızdan Cumhurbaşkanlığı seçimi tek adamlar arasından bir tek adam beğenme kampanyası değildir. Tam tersine pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağımız bildirgede, beyannamede Türkiye'nin tek adam rejiminden nasıl kurtulacağına dair bir yol haritası sunacağız. Elbette Cumhurbaşkanı'nın acil kullanacağı yetkileri toplum yararına kullanmasına dair taahhütleri olacak, paylaşımları olacak. Ama nasıl demokratik bir anayasaya geçiş dönemi planlanır, yönetilir, bunun da ipuçlarını çok berrak, çok net biçimde toplumla paylaşacağız. Yine milletvekili seçimi, meclis bizim açımızdan şüphesiz önceliklidir. Muhalefet eğer parlamentonun hala önemine inanıyorsa, iktidar blokunun seçim kampanyasının merkezine, ağırlık noktasına başkanlığı koyması karşısında kendi tutarlılığını sorgulaması gerekir. Türkiye'de yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve Türkiye yönetiminin kaderini belirleyecek olan milletvekili seçimdir değerli arkadaşlar. Meclis oluşumunda eğer
muhalefet parlamentoda temsil çoğunluğunu elde ederse bu şüphesiz ikinci turunda kaderini belirleyecektir. Toplumda değişime dair beklenti, umut, inanç güçlenecek ve 8 Temmuz'a hep birlikte bu umutla gideceğiz ve bir alternatifin mümkün olduğu, değişimin başarılabileceği inancıyla seçim kampanyası yürütülecek. Biz şüphesiz Cumhurbaşkanı adayımızın hem yetki devri ve demokratik bir anayasa inşa süreci konusunda çok güçlü bir söz söyleyeceğine inanıyoruz. Hem de meclis aritmetiğiyle Türkiye'de bu değişimin kolaylaştırılması, önünün açılmasının mümkün olduğunu göstereceğiz. Değerli arkadaşlar, aslında çevremizde yaşananlar da, dış politikada, uluslararası kamuoyunda yaşananlar da, içeride yaşananlar da asıl sorunun keyfi tek adam anlayışından kaynaklandığını, bunun bir kişiyle ilgili taraftarlık ya da husumet değil, bir sistem sorunu olduğunu çok net biçimde ortaya koyuyor. Bakın iki örnek, birisi bütün dünyanın gündemini meşgul eden, Orta Doğu'yu yeniden kan gölüne çevirebilecek olan İran'la nükleer anlaşmanın askıya alınması konusudur. Trump'ın tek adam anlayışı, keyfi yönetim anlayışı bunun faturasını, bedelini sadece Amerikan halkına değil, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, bütün halklara ödetme riskini önümüze koyuyor. Demek ki bir kişi hem dış politikayı, hem güvenliği, hem nükleer enerjiyi, her şeyi bilemeyebilir. Dolayısıyla da bu konuda tek adam anlayışına karşı, tek adam tutumunun insanlık için ortaya koyduğu tehdide karşı başka bir alternatif ortaya koymak bütün insanlığın kurtuluşu açısından önemlidir, değerlidir. Yine Türkiye ekonomisinde yaşadığımız durum, yani dövizin özellikle aşırı değer kazanması ya da Türk lirasının değer kaybediyor olması, son yapılan düzenlemeler, varlık barışı gibi arayışlar da dahil olmak üzere bunun sorunu çözmeye yetmiyor olması da bir kişinin her şeyi bilemeyeceğinin çok somut göstergesidir. Ekonomiyi de bilen, ekolojiyi de bilen, dış politikayı da bilen, güvenliği de bilen, yani her şeyi bildiğini sanan bir yönetim anlayışı nasıl dünyayı tehdit ediyorsa Türkiye'yi de tehdit etmektedir. Ve bu yaklaşımla istedikleri kanunu, istedikleri düzenlemeyi yapsalar bile sorunu çözmeye güç yetiremeyecekler. Bir varlık barışı düzenlemesi ortaya koyuyorlar. Aslında bu düzenleme değerli arkadaşlar Türkiye'ye kara paranın bile güven duyup gelmemesinin göstergesidir. Yani Türkiye artık kara para için bile risk oluşturan bir ortama, siyasal ortama sahiptir. Bu koşullarda ekonominin iyileşmesi, siyasal ortamın güven tazelemesi ve yatırım yapılabilir, istihdamın geliştirilebilir olması neredeyse imkansız gözükmektedir. Değerli arkadaşlar, biz 12 Mayıs'a kadar özellikle bütün seçmenlerden, başta partililerimiz olmak üzere sandık güvenliği için, seçmen iradesinin sandığa yansıyabilmesi için, taşınabilmesi için sandık kayıtlarıyla ilgili, seçmen listeleriyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısını yapıyoruz. Yarın bu süre doluyor. Dolayısıyla tepkimizin, duyarlılığımızın bir sonuca dönüşmesi, hedefine ulaşabilmesi için bu konuda her yurttaşın, her seçmenin duyarlı davranması ve üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, elbette geriye 12 Mayıs'tan sonra yaklaşık 40 gün kalacak ve artık bu 40 gün boyunca sorumluluk partilerden çok halkın omzunda olacak. Biz Türkiye'de özellikle barajdan dolayı hiç kimsenin oyu heba olmasın, hiçbir oy boşa gitmesin diye açık, net çağrılar yaptık ve şunun altını çizdik. Elbette partiler farklı düşünebilirler, farklı eğilim içinde olabilirler ama değişimin önünü açabilmek için, toplumsal barış için, birlikte yaşam için siyasi partiler
bir araya gelme cesaretini göstermeliler dedik. Ama son birkaç gündür tanık olduğumuz bir manzara var. Sanki HDP karşı çıkmış, HDP engellemiş, HDP ayak sürmüş gibi bir karalama kampanyası yürüyor. Değerli arkadaşlar, biz elbette olan biteni halkımızla seçim kampanyasında paylaşacağız. Ve siyasi partilerin sergiledikleri tutumun takdirini de topluma bırakacağız. Siyasi partiler kendi tabanlarından gelen sesi duymazlar ve Ankara'da küçük hesaplarla tavır, tutum sergilerlerse bunun bedelini elbette sandıkta alacakları dersle öderler. Biz halka inanıyoruz. Toplumun sağduyusuna, basiretine, ferasetine, vicdanına inanıyoruz. HDP'yi dışlayan, HDP'yi parlamento dışına itmeye çalışan yaklaşımlara gereken cevabı sandıkta vereceğine gerçekten ve bütün samimiyetimizle inanıyoruz. Medya ambargosuna, kriminalize etmeye, adaylarımızı cezaevinde tutmaya devam etseler de bunun halk nezdinde bir tepki, bir duyarlılık ve dayanışmayla gereken cevabı alacağını biliyoruz. Değerli arkadaşlar, hem programımızı, seçim bildirgemizi, beyannamemizi 14 Mayıs'ta paylaşacağız. Hem de zaten Cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık. Milletvekili adaylarımızı da 22'sinde yine kamuoyuyla paylaşacağız. O gün sabah 22'sinde, 22 Mayıs'ta kadın beyannamesi kamuoyuyla paylaşılacak. Sonra da aday tanıtımı yapılacak. Sonraki günlerde de hem adaylarımıza yönelik eğitim çalışmaları bölgesel düzeyde devam edecek. Hem de mitinglerimize başta eş başkanlarımız olmak üzere adaylarımız kampanyaya başlamış olacaklar. Benim sizlere söyleyebileceklerim, paylaşabileceklerim bunlar. Eğer sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım, yoksa bitireceğiz. Kimi kastetmiş bilmiyoruz ama biz parlamentoda üçüncü büyük grubuz. Meclis çalışmalarında onlara rahatsızlık verdiğimizin farkındayız. Siyasi sözümüzle, tutumumuzla da halktan aldığımız yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Biz birilerinin lütfuyla parlamentoda durmuyoruz. Elbette hem yargılama yetkisini, hem mahkum etme yetkisini, hem sandıkta seçilenleri tanımayıp yerine kayyum atma yetkisini kendinde görüyor olabilir. Ama tam da seçim bu anlayışla halkın iradesine saygı duyma, halk kimi seçiyorsa onunla ülkeyi yönetme, onunla birlikte yasama süreçlerini yükseltme, geliştirme anlayışı arasında bir seçim yapılacak. Biz tahammülsüzlüğün farkındayız ama halkın da tahammülünün kalmadığını kendilerine hatırlatmak istiyoruz. Buyurun. Evet değerli arkadaşlar, biz aslında henüz partiler arasında ittifak görüşmeleri devam ederken de buna dikkat çekmiştik. Şimdi de neredeyse bütün kamuoyu, bütün araştırma firmaları ve azıcık gerçeklerin farkında olan ve bu gerçeği söyleme cesareti sergileyen bütün siyasi parti temsilcilerinin de bunu ifade ettiğini zaten hepimiz görüyoruz. Her halükarda ikinci turun belirleyeni, dolayısıyla Türkiye'nin geleceğine dair tercihiyle bir iradeyi ortaya koyacak olan HDP seçmeni olacak. Burada kendimize aşırı bir rol, anlam, yükleme falan derdinde değiliz. Yok sayılan, dışlanan, hakarete uğrayan, iradesi tanınmayan, seçtikleri cezaevine tıkılanlar elbette bu kararlı tutumlarını, bu politik iradelerini bu seçimde ortaya koyacaklar. Bugüne kadar o halkın, o toplumun iradesini tanımayanlar da
sandıkta nasıl bir sürprizle karşılaşacaklarını görecekler. Biz sadece iktidarın değil, diğer muhalefet partilerinin de 24 Haziran akşamı nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacaklarını göreceğine inanıyoruz. Herkes için şaşırtıcı, herkes için sürpriz bir tablo ortaya çıkacak ve HDP'yi yok saymanın, HDP'yi dışlamanın bütün parti tabanlarında ortaya çıkarttığı infialin, tepkinin, bu haksızlığa karşı isyanın sonucu sandıkta adeta yeni bir resim, yeni bir dengeyi ortaya çıkaracak. Biz ikinci turun belirleyeni olacağımızı şimdiden söylüyoruz. Onun için tabii ki adayımızla bütün engellemelere rağmen kampanyamızı bu zorluklar altında yürüteceğiz. Ama ikinci turun hem meclis aritmetiği dolayısıyla hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde edeceğimiz oyla asıl belirleyeni olacağımızı da ifade ediyoruz. Burada seçimlerle ilgili tabii ki asıl altı çizilmesi gereken nokta değerli arkadaşlar, seçimin siyasal karar alma süreçlerinin olağan değişim aracı olmasıdır. Seçimler bunun için yapılır. Eğer iktidarın yaptıkları beğeniliyorsa, onaylanıyorsa bu bir güven tazelemedir iktidar açısından ki bütün araştırmalar dış politikanın AKP tabanında bile beğeni görmediğini, eğitim politikasının iktidar bloku içerisinde bile MHP tabanında bile büyük bir tepkiye neden olduğunu, güvenlik politikasının, ekonomi politikasının Türkiye açısından ciddi bir risk oluşturduğunu bütün parti tabanları çok net biçimde ortaya koymaktadır. Bu durumda siyasetçinin yapması gereken operasyonel yöntemlerle, masa başı hamleleriyle, yargı ataklarıyla sandığı etkileme, seçmen iradesini manipüle etmek olmamalıdır. Eğer iktidar elindeki imkanları, devlet imkanlarını toplumun, ülkenin yararına kullanmak yerine kendini iktidarda tutmak, iktidar ömrünü uzatmak için parti çıkarları lehine kullanırsa bu ülkenin operasyonlara açık hale gelmesi demektir. Onun için biz şimdiden her türlü operasyon anlayışını en azından seçim yarışının dışında tutma çağrısı yapıyoruz ki gerçekten olağan bir süreç yaşayalım. Bu olağanüstü hal koşullarına rağmen seçimin, sandığın, halk iradesinin ortaya çıkmasına katkı sunmasını birlikte başaralım. Kaç milletvekili başvuru yaptı? Arkadaşlar bize ulaşan, tasnif edilen dosyalar var ama henüz illerde alınmış, bölgelerde alınmış ama elimize ulaşmayan dosyalar var. Dolayısıyla biraz kabaca hani rakamları verebiliyorum. Yani 1500 civarında dosya var şu anda elimizde ama yani önümüzdeki günlerde sanırım yarın akşama kadar tümü ulaşmış olacak. Bu dosyaların içerisinde de 250 civarında genç, yarıya yakın kadın ve 25 engelli dosyası ulaşmış olanlar açısından rakamları söylüyorum. Yani yine KYK'lıların da yoğun bir ilgi gösterdiğini hani şu anda ifade edebilirim. Genç adaylarımız var bu arada. İsterseniz sadece onların isimlerini söyleyeyim. En genç erkek aday, tabii gün farkıyla 18 yaşında çok adayımız var. Bu 250 genç aday arasında en genç erkek adayımız Saffet Polat. En genç kadın aday adayımız da Rozerin Aktaş değerli arkadaşlar. Tabii gençlerin özellikle anketlerde birinci tercihinin neredeyse HDP çıkıyor olması da galiba bizim için, Türkiye için, gelecek için büyük bir umut kaynağı. Vekil sayısı var mı? Siz milletvekilleri arasında soruyorsunuz. Arkadaşlar yani dosyaların ayrıntısına dair bir şey söylemem mümkün değil. Şüphesiz başvuru yapan arkadaşlarımız var. Kamuoyuna başvuru yapmadığını paylaşan arkadaşlarımız var. Bizde yani mümkün olduğu kadar uygulanmaya çalışılan kurallar var. Şüphesiz burada tek tek kişiler değil, yani bu zor süreçte, bu zor dönemde Türkiye demokrasi mücadelesinin nasıl, kimlerle en güçlü biçimde nereye taşınabileceğinin kaygısı içerisindedir. Bütün milletvekili arkadaşlarımız da bu çabanın içinde olacaktır. Dayanışma amacıyla aday olan arkadaşlarımız da olacaktır. Yani dönemleri dolduğu halde bu mücadelede katkı sunmak için belki daha zayıf olduğumuz illerde destek niyetiyle
aday olacak arkadaşlarımız da olacaktır. Yani bu görevi yürütme imkanı yerellerden gelecek talepler ve merkezi komisyonumuzun takdiriyle devam ettirecek olan arkadaşlarımız da olacaktır. Parti meclisi üyelerimiz, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz şüphesiz bu mücadelenin yani kişisel olarak neresinde olurlarsa olsunlar mutlaka tarafı olacaklardır. Başka yoksa bitirelim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.